Efendim buyuruyor, kadın dört şeyden alınır. Malı, soyu, sobu, güzelliği, dini için. Sen dindar olanı seç, aksi halde fakru zarurete düçar olur, perişan olursun diyor Rasûlullah Efendimiz. Bu hadis-i şerîf mucibinde bir insan evlenirken tefekkür edecek. Bu hanım yahut bu efendiyle İslam bir hayat ben yaşayabilir miyim? En üzerine duracağı bu. Bir hanım da bunu düşünecek, bir bey de bunu düşünecek. Ben bu hanımla yahut ben bu beyle bir İslam bir hayat yaşayabilir miyim? İkincisi, bu hanım yahut efendi Rabbimizi nasip eylediği evlatlarımızı İslami terbiye ile terbiye eder mi? Yoksa da dünyevi nefsani çizgilere mi sevk eder? Böyle ihtimam edilen takva üzere inşa edilen ailelerde hanımlarda göz nuru olacak, evlatlarda kureta ünü göz nuru olacak. Bu evlatlar toplum fazilet ve takvada önderlik ve rehberlik edecekler. Kızlarımız inşallah öyle bir İslami kültürde yetişecek ki bu annenin babaların büyük mesuliyeti. Hatice validemizden, Fatıma, Ayşe validemizden hallerinden nasip alacak. El meru ma men ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Kıyamet günü onlarla beraber olacak.